Öncelikle tabii ki çok teşekkür ederim. Çok güzel, sıcak bir ortamda, samimice arkadaşlarımız. Çok keyifli bir sohbet oldu arkadaşlarımızla birlikte. Bize bu keyifli sohbeti yaşattığınız için biz size teşekkür ederiz. Hem şehrimizin sorunlarını konuştuk, hem birbirimizi anladık, birbirimizi dinledik. Keyifli bir ortamdı. En kısa zamanda bunu bir daha yaşamak isterim, onu söyleyeyim öncelikle. Şehrimizi takip ediyorsunuz. Şehrimizin yatırımlarını, şehrimizin siyasetini, şehrimizin kültürünü, sporunu, sanatını. Şimdi burada konuşan arkadaşlarımızın bir kısmı kültürle, sporla ilgili yorum yapıyordu. Bir kısmı sağlıkla ilgili köşe yazısı yazıyordu. Görüyorum ki Kahramanmaraş'ın gelişmesiyle ilgili bünyenizde her şeyi barındırıyorsunuz. Her fikri barındırıyorsunuz. Bunu çok önemsiyorum, çok güzel buluyorum. O nedenle yani bir Kahramanmaraş'ı bir şehir olarak düşünmezsek, bir ülke olarak düşünürsek bu ülkenin gelişimiyle ilgili her şeyi yapabilecek bir altyapı oluşturmuşsunuz. Ve haber kovalıyorsunuz. Önemli olan şey bu. Gazetecilik ya da medya kuruluşları, basın içerisinde birçok insan var. İşte sansasyonel haber peşinde koşanlar var. Haberi kovalayanlar var. Gerçeği arayanlar var. Siz haberi kovalıyor ve gerçeği arıyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey. Her zaman ben şunu söylerim. Şimdi geçmişte bilgiye ulaşmak çok zordu. Ve bilgiye ulaşmak kıymetli bir şeydi. Şimdi bilgiye ulaşmak çok kolay ama kimse bilgiye ulaşmak istemiyor. Manşet gazetesi ısrarla bilgiyi paylaşıyor. Bilginin peşinde koşuyor. Ve insanları bu konuda bilgilendirmeye çalışıyorlar. Bu çok kıymetli bir şey. Çok değer verilmesi ve sahiplenilmesi gereken bir şey. Bundan dolayı da teşekkür ediyorum sizlere. Biz bu tür istişare toplantılarına devam edeceğiz. Kahramanmaraş'ın siyasetçilerini, işte milletvekillerini, belediye başkanlarını, bürokratlarını Manşet gazetesi ve Radyo Fresh olarak sürekliliğini getirip bunu bir geleneksel hale getirmek istiyoruz. Her iki ayda bir, bir ay, bir iki ay arasında müsait olan tüm milletvekili ve bürokratlarımızı davet edip Kahramanmaraş'ın sorunları ile ilgili gazetemizin muhabir arkadaşları ve yazarları ile birlikte bu yemeklerimizi yapıp birebir şehrimiz için yapılan, yapılması gereken veya halkın taleplerini, vatandaşın taleplerini vekillerimizle görüşüp, istişare edip sorunların nasıl çözülmesi gerektiğini, sorunlar nasıl çözülecek veya şehrin sorunları nelerdir gibi toplantılar yapıp şehrimizi, şehrimizin vatandaşına gazete olarak, bir basım olarak neler yapıldığını, neler yapılacağını anlatmak istiyoruz. Evet. Bu toplantıların esas amacı bu şehrin yöneticileriyle bu şehre neler yapılıyor, neler yapılması gerekir, eksikleri nelerdir, bu istişareleri yapıp bir olayları güncellemek, onlarla iletişim haline geçmek, bu iletişimi halkımıza, vatandaşa, Kahramanmaraşlılara, kardeşim bunlar yapılıyor, bunlar yapılacak, şunlar bekliyor gibi bilgileri aktarmak olduğunu, bu görev olduğunu, bu görevimizi unutmadığımızı ve sürekli de buna devam ettireceğimizi anlatmak istiyoruz. Zaten şimdi şöyle, Manşet Gazetesi şehrin sorunlarını dile getiren, halkın dertlerini dile getiren bir gazete ve aynı zamanda internet sitesi. Bugün de Sayın Milletvekilimiz Ahmet Özdemir'i davet etti, birlikte olduk. Amaç yine Kahramanmaraş'ın sorunlarıydı. Kahramanmaraş'ta halkın neler istediği konuşuldu. Evet. Sayın Ahmet Özdemir de konusuna hakim. Zaten biliyorsunuz milletvekilleri iletişim ofisi diye bir ofis kurdular. Evet. Bu ofisi yönetiyor. Şehrin sorunlarıyla ilgili bakanlarla görüşmeler yapıyorlar. Evet. Ve sonuçlarını da yine iletişim ofisi vasıtasıyla duyuruyorlar. Bu güzel bir şey. Muhteşem bir çalışma. Bugüne kadar milletvekillerimizden ilk defa böyle bir çalışma görüyoruz. Dolayısıyla Sayın Ahmet Özdemir şehrin bütün sorunlarına hakim. Yani hangi soruyu sorarsanız sorun, hangi konuyu dile getirirseniz getirin,
gayet güzel cevap veriyor ve ilgili bakanlıklarda yaptıkları çalışmaları da anlatıyor. Bugün Sayın Ahmet Özdemir'i dinlerken mutlu oldum. Şehrimiz adına, Kahramanmaraş adına keyif aldım. Dolayısıyla Manşet Gazetesi ve ben bir Manşet Gazetesi köşe yazarı olarak yapılan işten çok çok mutlu oldum. İşte amaç bu. Vekillerimizle bir araya geldiğimiz zaman şehrin sorunlarını konuşmak ve çözüm üretmek. Ki Sayın Ahmet Özdemir her anlattığı konuda çözüm üretme yolunda yaptıkları çalışmaları detaylı olarak anlattı. Evet. Kendisine ve Manşet Gazetesi'ne teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Katıldığım bu toplantı için Manşet ailesine teşekkür ediyorum. Değerli milletvekilimizle güzel bir gece geçirdik. Arkadaşlarımızla tekrar aynı masada birlikte olmak bizler için ayrı bir mutluluğa vesile oldu. Şehrimizin kültür ve siyaset birikiminin hangi düzeyde olduğunu bu toplantılarda daha iyi görme fırsatını buluyoruz. Bu toplantılar şehrimizdeki altyapının kültüre nasıl yansıdığı ile ilgili bize önemli ipuçları da veriyor. Toplantılardaki konuşulan konular toplumumuzun genelinde dile getirilmek istenen ama bir şekilde dile getirilmekten uzaklaştırılan konular olduğu için ben bu toplantıları önemli görüyorum. Bu toplantıları toplumumuzun geneline duyurarak Kahramanmaraş'ta siyasetin halka yayıldığını, toplumun duyarlı kesimlerine yayıldığını her geçen gün daha fazla inanıyorum. Bu toplantıyla birlikte ben bütün arkadaşlarımı sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Teşekkür ederim. Manşet. Gerçek çok net.